Sevgili kardeşler, Rabbin sevgisi, esenliği sizlerle olsun. Bu sadece güzel bir laf değil, bu bir gerçek. Çünkü Rabbimiz diridir, değil mi Peyda? Peyda bizimle zaten bunu paylaştı, o biliyor, biz biliyoruz. Dolayısıyla biz buraya kendimiz için gelmedik. Rabbi sayı seviyor musunuz? Sevin, çünkü bu kendinizi sevmektir bir anlamda. Önce o bizi sevdi. Tabii. Önce o bizi sevdi. Yaratılış 17. bölümde bugün sizinle paylaşmak istediğim bir konu var. Umarım bereket kaynağı olur. Bereket kelimesi kaygan bir kelime. Bugün biraz göreceğiz. Ne arıyoruz hayatımızda? Bereket mi arıyoruz? Bereket dışında başka bir şey mi arıyoruz? İşte bu ayetler bu konuda beni çok düşündürdü. Bereketledi. Rabbin önüne taşıdı. Hayatıma güç kattı. Umarım sizlere de aynı şekilde cesaret ve bereket kaynağı olur. Yaratılış 17. bölüm 20. ve 21. ayetleri şöyle diyor. Sayfa 15. 20. ve 21. ayetleri şöyle diyor. Rab İbrahim'le konuşuyor. İbrahim'in Rab'ten bir takım talepleri olmuş ve şimdi Rab ona cevap veriyor. İbrahim babamıza verdiği cevapla aslında bizlere de sesleniyor. İsmail'e gelince seni işittim. Onu bereketleyecek, kutsayacak, bereketleyecek. Verimli kılacak, soyunu alabildiğini çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak, soyunu büyük bir ulus yapacağım. İbrahim çocuğu için bereket istedi. Hangi çocuğu? İsmail. Rab onu geri çevirdi mi? Çevirmedi. Bereket ne demek? Vallahi o dönemlerde bir insanın yeryüzünde başarıya dair kendi hayatı için arzu edebileceği her şey. Bereketledi. İsmail'i bereketledi. İbrahim'e ne demiştir Rab 12. bölümde? Seni bereketleyeceğim. Soyun aracılığıyla sadece seni değil, bütün ulusları bereketleyeceğim. Ve burada bir ilk anahtarı var. Amacımız nedir? Bizim kendi bereketimiz mi, yoksa aldığımız bu bereket de aslında biz diğerlerine bereket kaynağı olmak. Hangisi daha yüce? Hangisi daha mutluluk kaynağı? Hangisi daha üstün? Hangisi daha doyurucu? İkincisi. İsmail birinci bereketle eksiksizce Rabbin lütfuna eriştiğini okuyoruz. Ama 21. ayet bakınız ne diyor. Ancak diyor. Biliyorsunuz Türkçe ancak ile başladığımız zaman bunu düzeltecek, başka bir seviyeye götürecek bir açıklama geliyor, değil mi? Ancak diyor, antlaşmamı gelecek yıl bu zamana Sara'nın doğuracağı oğlun İshak'la sürdüreceğim. Ve bununla hiç de anlamakta zorlanmayacağımız çok önemli bir nüansı gözünüzün önüne getirmek istiyorum, dikkatinizi çekmek istiyorum. Hangisi daha iyi? Bereket mi? Antlaşma mı? İsmail veya İshak, hangisi bereketten yoksun kaldı? Hangisi bereketten yoksun kaldı? Hiçbiri. Hiçbiri. Bereketleyeceğim dedi. Rab İsmail'i de bereketleyeceğim. Ama İsmail ile
İshak. Hangisi antlaşmadan yoksun kaldı? İsmail. Şimdi biz hayatımızda tabii ki bereketi istiyoruz ama neyin peşine düşmeliyiz? Hayatımızın hedefi, arzusu, temeli, dayanağı, güç kaynağı, yüreğimize cesaret veren, teselli eden, gözümüzü aydınlatan, her gün neşeyle kalkmamıza, Rabbe hizmet arzusuyla ilk adımımızı atmamıza sebep olacak hangisi olmalı? Antlaşma. Bereket olsun, olmasın. Olsun tabii ki. Var mı aranızda olmasın diyen? Yok. Olsun. Ama gözümüzü neye odaklamalıyız? Antlaşmaya. Antlaşma bozulmaz, asla kaybolmaz. Dolayısıyla tek bereketi mi istiyoruz yoksa antlaşmada istiyor muyuz? Daha doğrusu yalnız antlaşma peşine düşüp bunu zaten bereket sayıp Rabbin egemenliğini, ondaki doğruluğunu ne yapın? Arayın. Diğer her şey, diğer her bereket fazlasıyla kendiliğinden sizlere verecektir. Bizim aslında Rab'deki en büyük zevkimiz bu olmalı. Bereket biraz, hani Suriyeli bir kadın vardı ya, İsa'nın yanına gitti, şifa istedi çocuğu için. Ondan sonra Rab dedi ki işte çocukların ekmeğini alıp köpeklere falan, ve ona dedi ancak köpekler bile masadan düşen artılardan yer. Bereket masadan düşen artılar. Antlaşma masaya oturma hakkı. Rabbin masasına oturma hakkıdır. Gündelik ekmeğimizle yetinmektir. Ama hangi sofraya oturduğumuzu, kiminle o sofraya oturduğumuzu, o sofrayı kutladığımızı unutmamaktır. Bugün örneğin petrol ile bereketli ülkeler düşünün. Hepsini düşünün. Sayabilir miyiz birkaç tane? Katar. Efendim? Suudi Arabistan. İran. Başka? Amerika. Başka? Venezuela. Bu ülkeler dünya dengelerini koruyorlar mı yoksa zaten dünya dengeleri bu ülkelerden ötürü mü bozuluyor? Yani en bereketli ülkelerdir ama dünyaya esenlik getirmiyorlar bir türlü. Antlaşma ise aslında bunlara sahip olmadıkları halde dünyayı eşitlikle, hakla, gönençle bereketlemeyi arzulayanların elinde. Bereket Tanrı'nın bize cömertçe verdikleridir ki veriyor. Antlaşma Tanrı'ya bizim cömertçe verdiklerimizdir ki veriyor muyuz? Cömertçe bir şeyler. En cömertçe Rabbine verebiliriz. Kendimizi, hayatımızı, nefesimizi, hayallerimizi, dünyaya bakışımızı, ailemizi, en değerli fertlerimizi verdikçe bir şey de getirmiyoruz. Çünkü Rabbi kazanıyoruz. İşte İshak'ın ayrıcalığı buydu. Bereket Tanrı'nın tüm dileklerimizi yerine getirsin. Maddi sıkıntılardan kurtarsın. Baskılarda özgür kılsın. Herkese şifa versin şeklinde ki veriyor. Antlaşma ise ne diyor? Antlaşma İbrahim'in ve soyunun 400 yıl boyunca gittikçe batmalarına,
Mısır'da köle durumuna düşene kadar bu düşüş devam etmesine sebep oldu. Ama Tanrı'nın amaçları onların hayatında gerçekleşiyordu. Ya şöyle özetleyebiliriz. Bereket benim kendi amaçlarım hayatımda gerçekleşsin. Antlaşma Rabbin amaçları benim hayatımda gerçekleşsin. Bereket Aladdin'in lambası gibidir. Üstelik üç dilekle sınırlı değil, sayısız dilekle lambası. Antlaşma Samuel'in Saul'a söylediği, Rab kurbandan hoşlandığı kadar itaatten hoşlanır mı? Doğru, bak. İtaatten hoşlandığı kadar kurbandan hoşlanır mı? Veya isyan putperestlik gibidir diyor. Antlaşma bunlar demektir. Biz Aladdin'in lambasını mı yoksa itaat ve teslimiyet. Onun için şeyden sonra teslim oldum ilahisini söyleyeceğiz. Bakın yanılmayalım, Rab yine de bereketini geri çevirmiyor. Zaten vardır aramızda bereketiyle. Her gün buna tanıklık edebiliriz her durumda. Ama bir adım öte gitmemiz istiyor. Çünkü bizim aracılığımızda antlaşmasını sürdürmek istiyor. Evet seni bereketleyeceğim, bereketliyorum. Arkasında ne ekliyor? Ancak. Bütün dikkatimizi bu ancaka verelim. Ve arkasında gelene verelim. Çünkü asıl define, hazine budur. Bereket bolluk demektir. Ama bolluğun en alası bol yaşamdır. Bir dış bolluk var, bir de iç bolluk var. Şimdi Rab, bu çok kutsal kitapta önemli bir prensiptir. Eski ahitte görsel olarak, şekilsel olarak örneklediği her şey, yeni ahitte ruhsal olarak ve içten olarak bizlere kazandırdı. Eski ahitteki elle tutulur, gözle görülür her örnek aslında yeni ahitte elle tutulmaz, gözle görülmez ama yürekte işler hale gelir, bereketleri örneklemek içindi. Dolayısıyla eski ahitteki bereket kavramı bolluk demektir. Hani defaları söylemişimdir değil mi? Salı pazarına gidiyorsun, bir kilo soğan alıyorsun, parasını ödüyorsun, oradaki tezgahtar sana ne diyor? Ne demek istiyor? Ama ne anlama geliyor? Çoğaltsın. Eski ahitteki bu bolluk aslında yeni ahitteki bol yaşam. Bu bol yaşam ne demek? Türkçe'de nasıl bir çağrışım yapıyor bilmiyorum. Yani biz anlamını biliyoruz ama ben hatırlıyorum ilk yıllarda bazıları hızlı yaşam olarak anlıyorlardı. Hızlı yaşam ne demek? Ama buradaki bol yaşam nedir? İç Rabbimizin yüreğimizi doldurduğu, varlığıyla bereketlediği bir yaşamdır. İsmail hakikaten bugün görüyoruz Rab. Bugün İsmail'in torunları işte bu petrollü ülkelere sahip oluyor. Rab herkes için ne vaatte bulunduysa o kişinin hak ediyor mu, hak etmiyor mu o ayrı bir mesele. Rab lütfuyla herkes için ne vaatte bulunduysa bunu yerine getirir. Ama bu Rabbin en üstün hedeflere o kişilerin ulaştığı anlamına gelmiyor. Şimdi biz bu kiliseye başlarken
Oturduğumuz apartman şey vardı, Salman neydi o oyuncu? İlyas Salman. Bir de aynı apartmanda Aziz Mendiler oturuyordu. Ondan sonra İlyas Salman geldi, bizleri uyardı. İmza topluyorlar filan filan. Sonra orada adam Rıza mıydı ismi, geldi bu Aziz Mendiler'den oturduk. Önce tepki gösterilir, sonra oturduk, çay içtik, konuştuk, rahatladı filan filan. Ama dedi ki, Allah beni, bak ben Allah'ın yolunda olduğum nereden anlaşıyor? Allah beni çok bereketledi. İki tane Mercedes'im var. Bilmem kaç tane dairem var. İşte aylık gelirim bu kadardır. Doğrudur. Allah onu bereketledi. Ama acaba onunla antlaşmak istedi mi? Esas Rab gerçekten bunları yapar. Fakat aramamız gereken antlaşmadır. Rab kendi düşmanlarımızı bile bereketleyebilir. Eski ayette insanların anlamadığı buydu. Mezmurlara bakın. Kısa peygamberlik kitaplarının birçoğuna bakın. Niye kötülük edenleri, kötülük yolunda ilerleyenleri bu kadar bereketleniyorlar? Çünkü eski ayette hani diyoruz ya, anlayış şuydu, sanki Rabbim bizim için en büyük hedefi bereketti. Aslında bu yaratılış 17. bölümdeki ayetleri ağır ağır okusalardı görürlerdi ki evet, bereket Rab'tendir ama ve bu herkes içindir, herkes için olabilir ama asıl bereket nedir? Antlaşma. Örneğin bu geçen senelerde beni çok şaşırtan bir vaazda araya sıkıştırdım ama tam dikkatinizi onun üzerinde çekmek istiyorum. Yeremia 29. bölüm ve 7. ayette sürgündeki halka bir mektup yazıyor. Ama bu mektupta da Rab konuşuyor. Bir mektup yazıyor. Sürgündeler. Şimdi sürgünde olmaları demek eziliyorlar. Haksızlığa uğruyorlar. Mallarından olmuşlar. Topraklarını terk etmeye zorlanmışlar. Orada vatandaşlıkları yoktur. Hakları yoktur. Şüpheyle bakılıyorlar. Bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyorlar. Yani ah 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 diye şikayet etmek, dövünmek, hep üzülmek, kahrolmak için sayısız nedenleri vardı. Ama bir geliyor Yeremia, onlardan bir şey yapmalarını istiyor. 29. bölüm 7. ayette bakınız ne diyor. Diyor ki, sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. Kendi esenliğiniz için uğraşın demiyor. Sizi sürgüne gönderdim, sürdüm, ezdim, ezdirdim. Kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rabbe dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Antlaşma demek sadece kendimiz için dua etmek için değil. Antlaşma demek Rabbin yeryüzündeki üçüncü şahıslar için bereket aracı olmak demektir. Aslında İbrahim'le yaptığı antlaşma bu değil miydi? Seni bereketleyeceğim öyle ki ne? Dünyanın bütün ulusları, aileleri senin aracılığına bereketlensin. Rabbimiz dağdaki konuşmada mıydı? Diyor açıkçası. Tanrı iyileri ve kötüleri üzerine güneşini de
doğdurur, yağmurunu da yağdırır. Ona sadıkların, nankörlerin üzerine de. Dolayısıyla bereket, Rab'be olan yakınlığımızın, Rab'bin hayatımızda amaçlarının, tasarılarının gerçekleştiğinin ölçütü olamaz. Olamaz. Bir ölçüttür. Ama asıl iki Mercedes değil. Ama asıl hayatımızda onun amaçlarının gerçekleştiği ölçütü değildir. Antlaşma nedir peki? O dönemde İbrahim ne anladı? Sadece ona bir garanti belgesi verdiğini. Sen benim buyruklarımdan çıkmazsan ben de senin soyunu sonsuza dek kendi halkım, kendi masaya oturtacağım. Saraylar dönem dönem de işte fakirleri de bolca gıda dağıtabilirler ama herkes sarayın sofrasına oturamaz. Yani bir nevi İbrahim'e diyor ki ben sadece bolca gıda dağıtmayacağım sana. Bunu o kadar önemseme. Ben senin saray sofrana çağırmak ve oturtmak istiyorum. Bunun bir işaretini verdi İbrahim'e. Neydi bu işaret? Sünnet. Sünnet Tanrı'nın İbrahim'le kestiği antlaşmanın işaretiydi. Aslında İsmail de sünnet oldu. İbrahim'in evindeki, çadırlarındaki herkes yabancılar dahil de sünnet oldu ama bu İbrahim'in işaretiydi. Kimler sünnet oluyordu? Yani İbrahim'in çadırlarında erkek de vardı, kadın da vardı. Sünnet olanlar kimlerdi? Doğru. Ama yanlış. Çünkü yine ne diyoruz? Eski ahitte elle tutulur, gözle görülür tüm şekiller ve işaretler daha önemli bir şey anlatmak içindir. Ne anlatmak içindi? Gözle görülmez, elle tutulmayan gerçekleri anlatmak için. Ve yeni ahitin gelişine beklemek zorunda değildik. O dönemde de Rab bunu bir şekilde anlattı. Örneğin yasanın tekrarı, yasanın tekrarı onuncu bölüm ve 16. ayet diyor ki sayfa 195. Yüreklerinizi Rab'be adayın. Bundan böyle dik başlı olmayın. Dipnot var değil mi? Dipnotta ne yazıyor? Yüreklerinizi sünnet edin. Kim sünnet olabilir? Erkek mi kadın mı? Herkes. Çünkü Rab'bin asıl aradığı sünnet neydi? Yürekteki sünnet. Bunu işte İncil geldi de bütün eski ahitteki şeyler semgeseldi. Biz bunları daha derin bir anlama kavuşturalım demeye gerek kalmadan zaten Tevrat'ın kendisinde Musa'nın 5 kitabından 5. kitabı yasanın tekrarı. Rab orada onları açıklıyor. Gözle görülür, elle tutulur bir işareti aslında ben ne için verdim? Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ruhsal ve asıl bir gerçeği anlamanız için. Antlaşma aslında Tanrı'ya teslimiyet demektir. Tanrı'nın da bize teslimiyeti demektir. Yeni antlaşma neydi? Tanrı'nın bizlere teslim olması. Bizim açımızdan bu antlaşma nedir? Aynı şey. Tanrı'ya kendimizi teslim etmemiz. Ve bu yüzden yürek sünneti yaşamadan
teslimiyet olmaz. Çünkü ayete bakınız. Yüreğinizde sünnet olun ki şu olmasın. Ne olmasın diyor? Dik başlılık ne demek? Başına buyruk demek. İsyankar demek. Kalın esenli, yani Rab Yahudi halkına, Musevilere ne dedi? Ey siz kalın esenli bir halksınız. Çünkü bükülmüyorlar, eğilmiyorlar. Çünkü neden? Ne yapmamışlar da böyle esenleri kalındı ve Rabbin önünde bükülmüyorlardı? Ne yapmamışlardı? Ama ne yapmışlardı? Gerçi yani hepsi bedende sünnet olmuştu. Şimdi eski çeviride okuyacak olursak, daha eski çeviri her zaman orijinali daha sadık, diyor ki bunun için yüreklerinizin gülfesini sünnet edip artık sert esenli olmayın. Gülfe. Şimdi ayıptır diye fazla bunun detaylarına girmiyoruz ama sünnet olunurken iltihap ihtimali yüksek bir et parçası kesiliyor. Peki yürekte niye sünnet olmak gerekiyor? Çünkü yüreğimizde iltihap ihtimali yüksek eğilimler var. İltihap derken kalp krizi geçirmek anlamında, fiziksel bir hastalık geçirmek anlamında değil, anlamışsınız beni. Ne konuda? Ruhsal olarak iltihap ihtimali yüksek eğilimlerimiz var. Ve bunları kesip atmalıyız. Kes at. Rab da bunu yine de görsel bir şekilde açıklarken, tabi bunu aynen bu şekilde yapmamız, ne dedi? Gözün seni günaha sürüklerse ne yap? Elin seni günaha sürüklerse elinle ne yap? Anlıyoruz orada ne demek olduğunu. İşte burada aynı şeydir. Dolayısıyla antlaşma nedir? Sünnet olmak demektir. Ama fiziksel anlamda değil, isterseniz olun bana ne. Ama yürekte olmadıktan sonra o dış varlığımızdaki işaretler ne işe yarar? Yürekte olduktan sonra o dış varlıktaki işaretlere ne gerek var? Asıl Rabbin aradığı nedir? Yürekteki fazlalıklarımızı atalım. Dolayısıyla ancak dediğimde, evet bereketleyeceğim, ancak antlaşmamı İshak'la sürdüreceğim ne demek istiyor? İshak hayatında nelere dikkat etmeli? Ve İshak'la beraber biz o ancak içine girmek istiyorsak, yani antlaşma çocukları olmak istiyorsak neye dikkat etmeliyiz? Hayatımızın hedefi ne olmalı? Öncelikle temeli neye dayanmalı? Rab'le kestiğimiz antlaşmanın temel şartları nedir? Önce neyle ilgileneceğiz? Yüreğimizde Rab'be ters düşen, Rab'bi üzen, Rab'bi utandıran, Rab utanmaz, utandırılmaz da ama bir şekilde Rab'bin gözünde utanç kaynağı olan her şeyden kurtulmak, vazgeçmek. Mezmur 25. Mezmur 25. 14. ayet. Diyor ki çok sevdiğim, yıllar yıllar önce aracılığıyla Rabbim bana konuştuğu bir ayet. 25. mezmur 14. ayet sayfa 584. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Eski antlaşma dostluk diyor galiba, eski çeviri. Onlara açıklar antlaşmasını. Şimdi bunu kime söylüyor mezmur yazarı? Davut. İsrail halkına. İsrail halkı antlaşmaya sahip değil miydi? Ama antlaşmaya sahip olup antlaşmayı anlamama riski var. Çünkü Rab antlaşmasını açıklamazsa, yani gözümüzü aydınlatmazsa antlaşmasının ne anlama geldiğini anlamamız için. Birincisi burada sır diyor.
Batı dillerinde İspanyolca olsun, İngilizce olsun, intimacy, yani yakın dostluğu. Yani başka hiç kimseyle paylaştığın sırlardan ötürü, güvenle paylaştığın sırlardan ötürü duyduğun yakınlık. Türkçe'ye karşılığı yok. Yoktu, ben bunu çok aradım. Çünkü çok güzel bir kavram. Rab seninle sırdaş olmaz. Ama o intimacy yani o kimseyle paylaşmanın yakın bir dostluk. Batı dillerinde eşler arasındaki yakınlık anlamında var. Türkçe'de var. Mahremiyet. Mahremiyetini başkalarıyla paylaşır mısın? Yok. Çok özel bir bağ. İki kişiye özgü. Araya kimse giremez. Burada da bahsettiği cinsel anlamda değil o yakınlık, dostluk anlamında o yakınlık. Kimsenin araya girmediği, başka birine açılmadığı, başka biriyle paylaşılmayan Rabbin bize duyduğu yakın dostluğu. Rabbin yakın dostluğu İshak içindi. İshak zaten eş aramaya gidildiğinde Eliezer dönüyor. İshak'ı nerede buluyor? Ağacın altında. Ne yapıyor orada? Derin düşünüyor. Artık oradaki derin düşünmesi nedir? Yani bulutlar mı düşünüyordu? Hayalleri mi kapılmıştı? Kendinden mi geçmiş? Yok, orada derin düşünmek Rab'le diyalog. Düşünceye varmak üzere diyor eski çeviri. Rab'in düşüncesine varmaya çalışıyor. İşte İshak Rab'le böyle bir ilişki yakaladı. Çünkü niye? Sadece bereket değil. Onun hayatında antlaşma daha önemli. Rab'in sırrını anlayabilmek. Ama burada sırrını açıklamak için o yakın dostlarında aradığı bir şarttan bahsediliyor. Hangi şarttır? Duymadım. Rab sırrını bizimle paylaşması için bizde aradığı şart nedir? Ayette söylüyor. Ondan korkanlara. Ne demek Rab'den korkmak? Biliyoruz. Cezasından korkmak değil, onu üzmekten çekinmek. Dolayısıyla Rab'le bağımız bu şekildeyse biz antlaşma yolundayız. Biz o ancak içine giriyoruz. Neye dikkat etmeliyiz dolayısıyla? Rab her dileğimle beni sevindirsin değil, ben her yaptığım veya yapmadığımla Rab'i üzmeyeyim. Derse çevirdik değil mi? Ama ne kadar önemlidir. Söyleyecek çok şeyim var ama bir şeyle bitirmek istiyorum. Hristiyan hayatta çok şey atlayacağım. Çünkü ne bir düşünceyle sizleri bırakmak istiyorum. Sonra teslim oldum ilahisini söyleyeceğiz. Biraz daha içini düşünerek kavrayarak. Ne büyük bir ayrıcalıktır teslim olmak. Teslim olmak ezilmek değildir. İnsan teslim olurken secde, hani eski medeniyetlerde bir kral yenildiği diğer krala teslim olurken ne oluyordu, ne yapıyordu? Secde diyordu. Rab'de teslim olmak demek secdeden kalkmak, dikilmek demektir. Gerçek onurumuza, saygınlığımıza kavuşmak demektir. Ama teslim olunmadan bunu yaşayamıyoruz. Biz düşünüyoruz ki bir şeylerden vazgeçersek kayba uğrarız. Rab diyor ki asıl her şeyi gözünden çıkarmadan kayba uğrarsın. Antlaşma demek sahip olduğumuz, bakınız çok net söylemeye çalışacağım, haklardan, ayrıcalıklardan ve rahatlıklardan gönüllü olarak vazgeçmek.
Bereket demek hakları, ayrıcalıkları ve rahatlıkları aramak. Bereket bu demektir. Aramayın demiyorum, ararız, arayacağız. Ama biz orada kalmak istemiyoruz. Bir adım ileri de atılabilir antlaşmayla. Ve bereket hakları, ayrıcalıklara ve rahatlıklara kavuşmaksa antlaşma nedir? Haklardan, ayrıcalıklardan ve rahatlıklardan gönüllü olarak vazgeçmek. Ve orada bitmiyor aslında. Rabbin hakkını, Rabbin saygınlığını ve Rabbin yüceliğini aramak. Yani onun rahatlığı zaten rahat. Onun ayrıcalığı zaten ayrıcalıklı. Onun hakkını zaten haktır kendisi. Ama bir anlamda o uğurda yaşamak, Rabbi yüceltmeye çalışmak. Mecbur değiliz. Bu çok önemli. Gönüllü olan şey mecburiyetle olmaz. Mecbur hissettiğin zaman yapsan bile faydası yok. Ama ne güzel ki mecbur değiliz. Her şeyimizi gözden çıkarıp Rab'be verebiliriz. Şimdi bizim yaşadığımız sıkıntı biliyorsunuz, Rozayla ben ailece işte malum nedenlerden. İnsan olarak değerlendirdiğinde insan karamsarlığa kapılır. Çok neden var. Ama bu geçen hafta beraber dua ederken düşünürken şunu konuşuyorduk. Rab ne diyor? Haksız yere suçlandığınız, hakarete uğradığınız zaman üzülün, kahrolun, ne diyor? Dövünün, perişan olun, ne diyor? Sevinin, hatta coşkudan zıplayın diyor. Deli mi bu? Ama bir neden veriyor. Çünkü ödülünüz büyüktür cennette. Tamam, orası güzel. Ben o kadar emin değilim cennette ödülümüz büyük olup olmayacağından, ama işte ikinci bir neden veriyor. Ben mest olduğum o nedenle. Diyor, çünkü sizden önce olan peygamberleri de böyle yaptılar. Beni bu sayede eski peygamberlerle aynı kefeye koydu. Bu bana yetiyor. Sevinmek için, coşmak için. Deli miyiz biz biraz? Ama Rabbin deliliği insan akıllılığı. İnsan akıllılığı Rabbin deliliği. Bereket ile antlaşma arasındaki pratikte farkını anlamak için çok somut bir örnekle sizleri bırakmak istiyorum. İşte son okuyacağım ayetler bunlardır derken. Elçilerin işlerinde. Elçilerin işleri 5. bölüm. Dördüncü bölüm 34. ayette sayfa 1163 diyor ki, dördüncü bölüm önce, sonra 5. bölümde okuyacağız. Sayfa 1163 dördüncü bölüm 34. ayet diyor ki, aralarında yoksul olan yoktu. Bereket. Bereket bu değil mi? Bereket. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu antlaşma. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Satanlar zorla mı satıyorlardı? Yaranmak için mi satıyorlardı? Birilerinin gözüne girmek için. Vardı öyleleri.
5. bölüm 4. ayet, bakınız ne diyor. 3. ayet. Petrus'una Hananiya, nasıl oldu şeytana uydun, kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın? Şimdi burada yanlış olan nedir? Mülkün bir kısmını kendine saklaması mıydı? Yok, çünkü bakın hemen ardından diyor ki mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sonra diyor ki sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Bereket bu. Mülk sana aittir. Mülkü satabilirsin, satmayabilirsin. Satarsan parasını istediğin gibi kullanabilirsin. Bu bereket. Ama bu antlaşma değil. Antlaşma nedir? Gönüllü olarak büyük sevinç ve coşkuyla haklarımızdan, ayrıcalıklarımızdan ve rahatlığımızdan vazgeçmek. Ama orada bitmiyor. Ne için? Rabbin hakkını, Rabbin ayrıcalığı, yüceliğini ve Rabbin rahatlığını, egemenliğini ilerletmek için. Biz kendimiz karar verelim. Ne istiyoruz? İsmail'in bereketini mi istiyoruz hayatımızda? İshak'ın antlaşmasını mı istiyoruz? İsmail'in tanrısını mı istiyoruz? İshak'ın tanrısını mı istiyoruz? Nitekim Tanrı kendini ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısıyım şeklinde tanıttı. Ben İsmail'in tanrısıyım demedi. Hani kartvizit kullanıyoruz ya, bir kartvizitte bize dair, belki görevimize, vazifemize, yetkilerimize dair, ait olduğumuz kurumu temsil ettiğimiz makamına dair bilgiler yazıyoruz ya, Tanrı kartvizitini kiminle yaptı? Makamını, yetkilerini insanlara göstermek için kimin referans gösterdi? Ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı. Yani Tanrı kalkıp dese ki ben Tunç'un tanrısıyım. Vay be. Ben Esra'nın tanrısıyım deseydi. Düşünsenize. Bir ses, böyle zimbille bir ses gelip ben Sabahattin tanrısı boyu Sabahat. Öyle bir bilmiyorum. Carlos'un tanrısı bir şey söyleriz ki. Çünkü çok büyük bir ayrıcalık. Yani ben planlarımı, antlaşmamı bunların aracılığıyla sürdürüyorum demek. Tanrı'nın banka hesabında mı olmak istiyoruz İsmail gibi? Tanrı'nın kart vizitinde mi olmak istiyoruz İshak'ın gibi? O zaman sünnet olmalıyız. O zaman antlaşmaya sarılmalıyız. O zaman teslim olmalıyız. Teslim olduğum ilahisini söyleyerek ben bir duayla bitirmeyeceğim. O ilahi lütfen tapınma grubu. O ilahi bu bir dua gibi söylüyor. Bunları göz önünde bulundurarak İsmail'in bereketini mi, İshak'ın antlaşmasını mı, Tanrı'nın banka hesabını mı? Mecaz, mecazdır bir, anlıyorsunuz beni. Tanrı'nın kart vizitini mi istiyoruz? Ayağa kalkalım. Ne istiyorsak yürekten ona söyleyelim. Rab kabul etsin.
olsun, isteğin olsun. Boyunca benim size övdüm 25. mezmurun 14. ayeti. Düşünün, Rabbinin önünde o ayeti dua edin, söyleyin, antlaşmanı açıkla bana, bakalım Rab neler konuşacak, gösterecek. Rabbin bereketi, esenliği, sevgisi hepinizin üzerinde olsun. Aşağıda beraberliğe, Rabbi yüceltmeye devam edelim. Rabb bereketlesin.